Şimdi bu konuda elbette Ağustos ayında yapılacak liderler zirvesi önemli altılı masa bir kez daha bir araya gelecek. Son toplantı yapılacak Saadet Partisi'nin Ev sahipliğinde daha önce ortak aday konusunda ilkeleri olması gereken nitelikleri açıklamışlardı. Bakalım bu kez ne konuşulacak, ne açıklanacak? Gözlerimiz altılı masada olacak. Bu ortak aday konusunda son dönemde açıklamaların geldiği dikkat çekici bir adres de aslında. Edirne Selahattin Demirtaş HDP eski eş genel başkanından son dönemde dikkat çekici açıklamalar ve mesajlar kaydediliyor. Özellikle seçime ilişkin işte Türkiye açılımı demişti örneğin. İğneyi ke Kendimize çuval, çuvaldızı kendimize iğneyi başkasına batıralım diyerek biraz e, kendi partisine de HDP tabanına da bazı açıklamalar yapmıştı. Bizim de kendimize hesabı çekmemiz lazım diye. Şimdi de ortak aday konusunda bazı açıklamaları var. Demirtaş'ın bir yazı yazdı. Ortak aday nedir? Başlıklı bir yazı. İşte o yazıdan bazı bölümler gelecek şimdi ekranlarınıza. Bir kere diyor ki Demirtaş Erdoğan'ın karşısına tek bir aday çıkmalı diyor ve ortak adayın tarifini de yapıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Cezaevinde tutuklu bulunan EDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a göre Erdoğan'ın karşısına tek bir aday çıkmalı. Demirtaş ortak adayın tarifini de yaptı. Ortak aday bir kişi değil bir anlayıştır. Tek adamın karşısına çıkacak bir başka tek adam ya da tek kişi değildir. Kolektif aklın sözcüsü birleşmiş bilincin aktarıcısıdır. Demirtaş HDP'nin ortak aday neden kararlı olduğunu ortak adayda olması gereken özellikler üzerinden açıkladı. Ortak adayın hedefi %50 artı 1 değil %80 artı 1'dir. HDP'nin ortak adaya açık olmasının ortak adayda kararlı olmasının temel nedeni budur. Çünkü amaç sadece seçimi kazanmak olmamalıdır. Seçimle birlikte demokrasiyi ve toplumsal barışımızı da kazanmak olmalıdır. Bunun için de en büyük toplumsal uzlaşma sağlanmalıdır. Ortak aday işte bu büyük uzlaşmanın adıdır. Demirtaş HDP'nin parti çıkarlarını düşünerek değil, ülkenin geleceğini düşünerek sorumlu davrandığının da altını çizdi.